Gündem programından herkese merhaba. ABD'de enflasyon rakamları açıklandı. Konuyu konuğumuz ekonomist Murat Özsoy'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Ceylin Hanım, merhaba. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bildiğiniz gibi bugün gün içinde ABD enflasyon rakamlarını açıkladı ve tahmin edilenin de üstünde son 41 yılın zirvesini gördü. 9.1 olarak açıklandı. Neler söyleyeceksiniz, nasıl yorumlayacaksınız? Evet, ABD enflasyonu 2020 yılının ortalarından beri yükseliş trendinde, sürekli devam eden bir yükseliş trendi var. Ve geçen yılın Ocak ayından beri, yani 2021 yılının Ocak ayından beri de her ay yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklanıyor ABD enflasyonu. Nitekim en son gelen de yine beklentilerin üzerinde açıklanan bir enflasyon oldu. Ana senaryomuzda aslına bakarsanız buydu enflasyon oranı açıklanmadan önce. Sizin de web sitenizde yer verdiğiniz haberde de sabahki tahminlerimizde ana senaryomuz enflasyonun beklenti üzerinde açıklanması. Devamında işte euro dolar paritesinin birin altını test etmesi, ons altında gerileme olması ve dolar TL kurunda da oran açıklandıktan sonra bir hızlı artış meydana gelmesi söz konusuydu. Enflasyon beklenti üzerinde karar alacağını öngörebiliyoruz o zaman, sizin de belirttiğiniz gibi. Tabii. Bu aslında en önemli konulardan bir tanesi bu bence. Bu şeyden önce, enflasyon açıklamasından önce işte Fed'in 50 bas puan mı 75 bas puan mı faiz arttıracağı konusunda bir takım çeşitli görüşler vardı. Ve beklenti üzerinde gelirse de artık 50 bas puanın masadan kalkacağını, 75 bas puanı neredeyse minimum artış olarak kesinleşeceğini de tahmin etmiştik. Artık bu da kesinleşmiş oldu diyebilirim. Hatta belki 2 hafta sonra yapılacak toplantıya kadar olan süre içerisinde 100 bas puan artış olacak mı şeklinde piyasa yavaş yavaş bunu da fiyatlamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. En önemli çıktısı bence bu. Fed'in daha da sıkılaşacağı, daha da agresif bir politika sergileyeceğini artık bundan sonra net olarak görebiliriz. Hem Fed Başkanı Powell hem de diğer Fed yetkilileri bu çerçevede artık 75 puan üzerinde bir artış yapılması konusunda söylemlerini önümüzdeki günlerde yineleyeceklerdir diye düşünüyorum. Dolar da aynı zamanda Euro'ya endekslendi. Gidişat ne olur? Dolarda rekor bir sıçrama bekliyor musunuz? Şimdi tabii dolar tarafında rekor bir sıçrama olma ihtimali çok yüksek olabilir. Geçtiğimiz aylara baktığımız vakit aylık %10 üzerinde artışlar görmüştük. Şu anda da dolar kurunun geldiği seviyeye baktığımız vakit içinde bulunduğumuz Temmuz ayında %4'ün üzerinde bir artışla gerçekleşmiş oldu an itibariyle. Ancak halen dolar kurunun dolar endeksiyle karşılaştırdığımız vakit şu anda o beklenen sıçramayı göstermediğini ama gösterme potansiyelinin de gitgide arttığını düşünüyorum. Yani bir kırılma, yukarı yönlü hızlı bir artış gündeme gelebilir. Çünkü dolar endeksi çok ciddi seviyelere kadar yükselmiş vaziyette. Enflasyonun açıklandıktan sonra ABD 10 yıllıkları da ciddi bir şekilde yükseldi. Hatta ABD 2 yıllıkları 10 yıllıklarını da geçti. Ve başta söylediğimiz gibi en önemli konu burada. Artık Fed'in faiz artışı konusunda 75 bas puan yapması konusunda hiçbir tereddüt yok. Bu da tabii ki dolar endeksini daha da yukarı taşıyacak. Bu dolar endeksi daha da yukarı çıktıkça da dolar TL bu seviyelerde çok da fazla dayanamayacak diye düşünüyorum. Çünkü ekonomi yönetimi tarafından baktığımız vakit dolar TL'ye yönelik herhangi bir müdahale, herhangi bir paket açıklanması da tatminkar bir önlem açıklanması açıklandığını göremiyoruz şu anda. Sizce politikada bir değişim olur mu Türkiye'de baktığımızda? Yani olmayacağına yönelik söylemler çok net ekonomi yönetimi tarafından ama ben gitgide bu alanın daralacağını düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu günde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Aynı gün yapılacak bu kararlar ve Avrupa Merkez Bankası'ndan da çok net bir şekilde artık faiz oranı artışını bekliyoruz. Bunu nitekim Christine Lagarde açıkladı zaten. Merkez Bankası'nın alanı gitgide daralacak Ceylin Hanım. Yani artış yapılmayacağını söylüyor ekonomi yönetimi ama şartlar gitgide oraya doğru zorluyor diye düşünüyorum. Çünkü burada bütün küresel ekonomilere baktığımız vakit her hafta açıklanan ekonomik veri takviminde beklentiler paralelinde bütün merkez bankalarının faizlerini arttırdıklarını görüyoruz. Yani enflasyonla savaş çerçevesinde, mücadele çerçevesinde bu kaçınılmaz bir durum ve en kuvvetli enstrüman. Bunu da Merkez Bankası şu ana kadar kullanmamakta direniyor. Kullanmayacağını da, daha doğrusu arttırmayacağı da ekonomi yönetimi tarafından belirtilmiş vaziyette. Ancak gidişat böyle olursa tabii ki gitgide zorlaşacak. Bunun en kesin kati yönü zaten hep söylediğimiz gibi faiz oranında çok ciddi bir artış olması gerekiyor. Ancak bu olmadığı müddetçe de dolar kurunda yukarı yönlü hareketleri her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Sert hareketlere daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Teşekkürler. Murat Özsoy konuğumuzdu. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.